Selamun aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Öncelikle dünyanın birçok bölgesinden çok sayıda haberimiz olacak. Özellikle Libya'da sıkıntılı gelişmeler yaşanıyor. İlk olarak dün akşam yaptığımız haberle başlayalım. Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde şehit olan polisimizin baba evinin Türk bayraklarıyla donatıldığı ifade ediliyor. Harekat bölgesindeki Azez ile Mare arasında zırhlı aracın güdümlü füzeyle hedef alındığını da hatırlatalım. Tekrardan Allah rahmet eylesin diyelim. Yine bugün Azerbaycan Deniz Kuvvetleri Hazar Denizi'nde kendi sektöründe askeri tatbikata başlıyor. 13 Ekim'e kadar bu tatbikat devam edecek. Her ne kadar geçen güne göre daha az haber yapılsa da İran televizyonları Azerbaycan'ı suçlamaya devam ediyor. Devrim muhafızları Avrasya uzmanı Mehdi Koarsant'tan açıklamalar geldi. Azerbaycan Cumhuriyeti İran nükleer bilim adamlarının suikastına karıştı açıklamasında bulundu. Gelelim Libya'daki sıkıntılı duruma. Libya'da seçimlere çok az bir süre kalmışken siyasi kriz tekrardan oluştu. Ulusal Birlik Hükümeti kabinesinin doğu bölgesini yani Hafter tarafını temsil eden başbakan yardımcısı ve bakanların Başbakan Dibeybe'nin sorumluluğunu yerine getirmediğini iddia eden bildiri yayınlamış durumda. Daha sonrasında Libya Başbakan Yardımcısı Hüseyin el-Katrani, Libya'nın doğusunda ikinci hükümeti kurmak seçenektir açıklamasında bulundu. Bunun çok yakında gerçekleşebileceğini belirtiyor. Dediğimiz gibi Libya'da sıkıntılı durumlar var. Yine İngiltere ortalıkta yokken geçen günlerde tüm askerlerin çıkarılması konusunda anlaşma imzalanmasını sağladı. Zaten şöyle bir söz vardır, bir ülkede sınır çizilirken oradan mutlaka İngiliz geçmiştir şeklinde. Burada İngiltere, Libya'daki milisleri ve askerleri çıkarmayı amaçlayan yeni bir toplantıya ev sahipliği yapacağını duyurdu. Toplantıda genel seçimlerden önce bu dosyayı çözmenin yolları tartışılacak. Toplantı Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu tarafından destekleniyor. Toplantıya kim katılıyor derseniz, Hafter yanlısı Dışişleri Bakanı Necla El Menguş, yine tamamen Hafter yanlısı 5+5 ortak askeri komite üyeleri, bazı askeri ateşeler ve Libya meselesiyle ilgili uluslararası taraflar katılıyor. Yani neredeyse tamamen Hafter'i destekleyen taraflar buraya katılıyor. Yine büyükelçiliklerden ortak açıklama geldi. Fransa, Almanya, İtalya, İngiltere ve Amerika büyükelçileri 5+5 ortak askeri komisyonu tarafından kapsamlı eylem planının imzalanmasını memnuniyetle karşılıyor. Libya topraklarından paralı askerlerin, yabancı savaşçıların ve yabancı kuvvetlerin geri çekilmesini istiyoruz şeklinde resmi açıklama yapıldı. Daha sonrasında ise burada Fransa'nın tek başına bir bildiri yayınladığını da ifade edelim. Yapılan açıklamada 5+5 eylem kararı, 23 Ekim 2020 tarihli ateşkes anlaşması, BM Güvenlik Konseyi kararı ve Berlin Konferansı'nın sonuçları kapsamında tüm askerlerin Libya'dan çıkarılması istendi. Bilindiği gibi hiçbir zaman açıkça Türk askeri diyemiyorlardı. Hep tüm güçler, dış güçler. Dolayısıyla Türkiye Libya ile resmi anlaşma yaptı. Türkiye orada yabancı asker değil şeklinde açıklama yapıyorduk. Hatta Hulusi Akar'da biz yabancı değiliz açıklamasında bulunmuştu. Fakat ilk kez ülke ismi vermeye başladıklarını görüyoruz. Zaten bu anlaşmaların hepsi ülkemizi oradan çıkarmak için yapılıyor. Arap basınından Şarkül Avsat ilk defa ülke ismi verdi. Libya Başkanlık Konseyi'nin açıklamalarını paylaşıyor. Libya Başkanlık Konseyi Türk askerinin çekilme takvimini destekliyor cümlesi kullanılmış. Görüldüğü gibi zaten tüm amaçları ordumuzun oradan çekilmesini sağlamaktı. Bir kez ülkemizden bahsedildiğini görmekteyiz. Her zaman tüm güçler denirdi ve artık asıl emellerini belli etmiş oldular. Türk askerinin çekilme takvimini desteklediklerini ifade ediyor. Yani Libya Cumhurbaşkanlığı'nın bunu desteklediği yazılmış. Ülkedeki paralı askerlerin, yabancı savaşçıların Libya topraklarından aşamalı ve eş zamanlı olarak geri çekilmesinin desteklendiği ve bu kapsamda eylem planının imzalanmasının memnuniyetle karşılandığı ifade ediliyor. Bu da bizi şaşırtmıyor.
Bir taraftan Mısır basını bu olaylarla ilgili şunu yazmış. Mısır basınında 11 Ekim tarihinde yayınlanan haberde Libya'daki mevcudiyet ve Müslüman kardeşlerin desteği Mısır-Türkiye ilişkilerinin gelişmesi önündeki en büyük engeldir başlığı kullanılmış. Sitede Mısır'ın Türkiye ile ilişkileri normalleştirmeyi kabul etmemesinin ana nedeninin özellikle Libya'ya müdahale olduğu açıkça yazılıyor. El Aram Siyasi ve Stratejik Araştırmalar Merkezi'nde Türkiye meselesi konusunda uzmanlaşmış araştırmacı olan Beşir Abdülfettah'ın açıklamalarına yer veriliyor. Libya krizinin çözülmesinin yakınlaşmayı hızlandırabileceğini ve iki ülke arasındaki farklılıklar arasında köprü oluşturacağını söylüyor. Mısır'ın Türkiye'nin Libya'daki Müslüman kardeşlere verdiği destekten endişe duyduğu ifade edilmiş. Eski Mısır Dışişleri Bakanı ve Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi üyesi Muhammed El Orobi ise Ankara'nın yapması gereken yükümlülükler var, bunları yapması gerekiyor açıklamasında bulundu. Bu taahhütlerin başında Türkiye'nin Libya'daki istenmeyen varlığının geldiği ifade edilmiş. Bizzat Arap medyasındaki haberi okuduk. Görüldüğü gibi ordumuzu çıkarmak için tüm dünya adeta bir olmuş durumda. Diğer haberlerimize bakalım. Rusya'da Dmitri Medvedev, Rusya'nın Ukrayna'da aklı başında bir liderliğin ortaya çıkmasını beklemesi gerektiğini ifade ediyor. Ona göre ülkenin mevcut yetkililerinin temsilcileriyle ilişkiler o kadar çok kötü ki ancak yeni bir hükümet geldiğinde bu ilişkilerin düzelebileceği ifade ediyor. Arnavutluk Başbakanı Edirama siyasi kariyerindeki amacının Arnavutluk ve Kosova'yı birleştirmek olduğunu söylüyor. Daha sonrasında bu açıklamaya tepki Maria Zaharova'dan geldi. Bilindiği gibi Rusya bu ülkelere çok fazla karışıyor. Ne derlerse arkasından bir açıklama yapılıyor. Yaptığı açıklamada Moskova'nın Arnavutluk Başbakanı Edirama'nın ülkenin Kosova ile birleşmesi konusundaki açıklamasının kesinlikle kabul edilemez olduğunu söylüyor. Neden bunu diyor? Çünkü Sırbistan Kosova'yı yutmak istiyor. Dolayısıyla Zaharova'dan da bu şekilde açıklama gelmiş. Irak Türkmen Cephesi'nin eski genel başkanı ve Kerkük milletvekili Erşad Salih, Irak genel seçimlerinde Kerkük 2. bölgeden yeniden milletvekili seçildi. Kerkük'te kutlamaların başladığı ifade ediliyor. Irak'ta seçim sistemi o kadar kötü ki sadece bir bölgedeki bağımsız adayları görmektesiniz. O kadar çok kişi var ki gerçekten ilginç. Irak'taki seçimlerde sandıklar kapanır kapanmaz Şii lider Muqtada es-Sadr'ın destekçileri başkent Bağdat'taki Tahrir Meydanı'nda toplanarak zafer ilan etmiş durumda. Daha sandıklar kapanır kapanmaz böyle ilginç bir gelişme yaşandı. Diğer haberlerimize bakalım. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboune, Fransa Cezayir'in bir zamanlar sömürge olduğunu unutmalı. Çünkü Cezayir artık güçlü ordusu ve güçlü ekonomisi olan bir ülke haline geldi cümlesi kullanılmış. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi, Güney Sudan Başbakanı Salva Kiir ile görüşüyor. Mısır'la Güney Sudan arasındaki ikili ilişkilerin görüşüldüğü ifade edilirken asıl GERD konusunun görüşüldüğü yazılmış. Büyük Etiyopya Rönesans Barajı'nın kısaltmasından bahsediyoruz. Yine Afrika boynuzundaki son durum ve Etiyopya'nın Tigray'la çatışmasının görüşüldüğü ifade ediliyor. Amerika ise Taliban'la görüştü. Görüşmeler 9 ve 10 Ekim'de yapıldı. Güvenlik, tahliye, insan ve kadın hakları görüşüldü. ABD, Afgan halkına insani yardım yapacağını iddia ediyor. ABD, Taliban'ı verdiği sözlere göre değil, ülke içinde yaptıklarına göre değerlendirecek cümlesi kullanılmış. Ukrayna, Kiev'deki havalimanına Amerika Birleşik Devletleri'nden askeri kargo uçakları geldi. Daha önce kararlaştırılan 250 milyon dolarlık askeri yardıma ek olarak Ukrayna'ya 60 milyon dolarlık ekipman, mühimmat, ilaç, hassas silahlar, radar, gözetleme ekipmanının gönderileceği de ifade ediliyor. Dün Lübnan'daki enerji krizinden bahsetmiştik. Lübnan Enerji Bakanlığı ülkenin en büyük iki elektrik santralinin yakıt yetersizliği sebebiyle hizmet dışı kalmasının ardından elektrik şebekesinin tekrardan aynı kapasitede çalışmaya başladığını bildiriyor. Geçen günlerde Hindistan'la Çin arasında tartışmalı Arunachal Pradesh bölgesinde
sorun yaşanmıştı. Bu bölgedeki bir şelale boyunca Hint ordusunun gözlem noktası kurduğu ifade ediliyor. Yaklaşık 200 Çinli asker eyalet sınırından içeriye girmeye çalışmıştı. Bu da hatırlatılmış. Evet dostlar, genel olarak haberlerimiz bu şekildeydi. Irak seçimleri resmi olarak açıklanınca bununla ilgili bir videoda yapmayı düşünüyoruz. Şimdiden hayırlı olsun diyelim. Tekrardan şehidimiz için Allah rahmet eylesin. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.